rüyalarımızı yorumluyorum. Salime Narsap yazmış nihayet. Yazıyorum. Lütfen beni de gör. Geçen ay vefat etti, rüyamda gördüm abimi. 5 ayda giyeceğim diyor. Uzamış çıplaktı. Valla abinizle alakalı ailede sıkıntılar var, maddi sıkıntılar var, büyük sıkıntıya giriş yapacak. Çıplak dedikodu laftır. O yüzden abinizle alakalı problemler söz konusu olabilir. Dikkat edin diyorum. Elif Demir, dua ettim ve niyetimi tutup uyudum. Rüyamda Fetih Suresi okuyorum ablacığım. Hayırlı de. Çok hayırlı. Cuma öğlen ezanıyla birlikte cuma namazını kıl ve Fetih Suresini kıldıktan sonra şükür namazını kıl. Fetih Suresini 21 adet oku. Bütün dilek kapılarının aydınlığa kavuşacak. Hatırla sevgili prodüksiyon. Rüyamda Cumhurbaşkanımız evime gelmiş, bana bir dilekçe yazıyordu. Altına imza atarak o dilekçe işe gireceksin diyordu. Senin devletle alakalı istediğin bir murat ya da iş kapın var. Bununla ilgili büyük bir sevinç ve aydınlık yaşayacaksın. Hatta iş kapınla ilgili ne istiyorsan gerçekleşecek. Bir de ailemizde çocuk muradı söz konusu olacak. Belgin Çıtacı, ablacığım rüyamda gökyüzünde yıldızlarla doluşan Allah yazısı pırıl pırıl parlıyordu. Eşimle hayranlık gündüzde evliyim bir kız. Bir çocuk daha sahip olacaksın, erkek çocuk. Hatta şöyle söyleyeceğim, erkek çocuğunuz çok rızıklı ve çok bereketli. Eşinizin işle alakalı büyük bir aydınlanması var. Bununla alakalı güzel bir süreç yaşayacaksın. Yeni bir iş anlaşma. Meryem Geç. Hep yazıyorum ama okumuyor. Bir binanın merdivenlerinde küçük abdestim ve çişimi yapıyorum. Ama ne yapmak, yüzüme gözüme filan geliyor. Bina görüşmedim, görümcemin eviymiş. Vallahi bu Meryem gençim, sizin kocanızın tarafından sizin üzerinize kötü enerjiler yapıyor oluyor. Ve bu enerjilerden dolayı gereksiz tartışmalar yaşıyorsunuz. Buna dikkat edin diyorum. Yeşim Özbay, sevgili ablacığım, rüyamda yaz günüydü. 3 yan yana deniz gördüm. Aralarında sahil var ve deniz dümdüzdü. Teşekkür ediyorum. Sizin tarla ya da toprak işiniz var. Bu tarla ya da toprak işinizle ilgili çok büyük bir aydınlık ve büyük bir başarı sağlayacaksınız. Ve arkasından güzel bir muradınız olacak. Zeynep Er, ablam çok teşekkür ediyorum, yorumlamışım demiş. Rica ederim benim. Rüyamda maydanoz görmek. Maydanozun mevsimi yoktur. Çünkü maydanoz her mevsim var. Bolluk, bereket ama sizin miraslı bazı çözülmesini istediğiniz noktalarınız var. Bunların hepsi çözümlenecek. F.A. Merhaba Emine Hanım. Size eşimin rüyasını yazıyorum. Yorumlarsanız evet. Eşim rüyasında dere kenarında elleriyle balık tutup kovaları boşaltıyor. Yanında babası ve eski patronu varmış. Şimdiden de eşinizin çok güzel bir iş kapısı olacak, hayırlı olacak ama dere sıkıntıdır. Eşinizin soyundan bir cenaze ya da eşinizin soyundan sıkıntı duyacak bir problem var. Bu haftalık rüyalarımız da burada sona erdi. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoş kalın.